ve düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerim. Haysiyetsizler, haysiyetsizler. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 8 Kasım Pazartesi saatlerimiz 19'u gösteriyor. Ben Gizem Öner. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Ana gündemin salgınla mücadele olduğu toplantıda asgari ücret ve 3600 ek gösterge de görüşülüyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de saat 15.53'te toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen toplantının ana gündem maddesi salgınla mücadele. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin bir sunum yaptı. Kabinede 25-30 bin bandında seyreden yeni vakayla can kaybı sayılarını azaltmak için atılması gereken adımlar ele alındı. Asgari ücret, 3600 ek gösterge, terörle mücadele operasyonları ve dış gelişmelerde kabinenin gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklama yapacak. İYİ Parti yeni grup başkan vekilini seçti. Şehit yakınına küfür ettikten sonra istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine Erhan Usta geçti. İYİ Parti'nin yeni grup başkan vekili Erhan Usta oldu. İYİ Parti grup başkan vekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesi tepkileri de beraberinde getirdi. Hem siyasiler hem de vatandaşlar Türkkan'ı protesto etti. Tepkiler üzerine özür videosu yayınladı, ardından grup başkanlığı görevinden istifa etti. Kendisi birisinin annesi, birisinin bacısı, birinin ablası, birisinin halası, birisinin teyzesi olan ve bir kadın olan genel başkanın böyle bir hatayı, böyle bir kabahati görmezden gelmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bugün grup başkanlığı vekilliği seçimimiz var. İYİ Parti grubu genel başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun bu açıklamasının ardından yeni başkan vekilini belirlemek üzere toplandı. Toplantıya genel başkan Meral Akşener de katıldı. Türkkan'dan boşalan koltuğa İYİ Parti Samsun milletvekili Erhan Usta geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının diğer kardeşi Ahmet Gümren'le telefonda görüştü. Türkkan'ın parlamentoda yer alamayacağını söyledi. Şehitlerimize, şehitlerimizin bacılarına bunlar en ufak bir hakarette bulunamazlar. Bunların alnını karıştırırız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının diğer kardeşi Ahmet Gümren'le telefonda görüştü. Türkkan'a olan tepkisini dile getirdi. Gereken neyse yapılacağını söyledi. Ben bu namus fukarası adama her yerde gerekeni söyledim. Bugün de yine Boşnak Dernekleri'yle bir toplantım vardı. Orada da yine bütün o derneklerin başkanlarına da söyledim. Tabii arkadaşlarım da söylüyorlar. Ancak çarşamba günü benim grup toplantım var. Orada zaten tepeden tırnağa bunlara ne gerekiyorsa yapacağız. Şehit kardeşine olan desteğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Lütfü Türkkan gibi bir adamın parlamentoda yer almayacağının da altını çizdi. Ve gereken de neyse bunları zaten bunun sonuna kadar yapacağız. Buna inanıyoruz. Geri adım atmamız mümkün değil. Yok memişte görevden almışlar, bilmem ne yapmışlar. Bu adamın bu parlamentonun içerisinde yeri olamaz. Tek dileğimiz de budur Sayın Reisim. Allah razı olsun. Size de güveniyoruz. Sırtımızsınız yani Allah razı olsun. Yapacağımız şey gereken neyse onu yapacağız. Evet, tek dileğimiz de budur. Önemli olan gerek bu adamın bu parlamentoda yerinin olmayışı ki bunun genel başkanının da her şeyden önce kendi üzerine düşen görevi yapması. Şehit ailesine ettiği küfürle gündemde olan Lütfü Türkkan'a tepkiler geliyor. Bir yandan da destek var CHP kanadından. CHP sözcüsü Faik Öztrak bu işte provokasyon olduğunu iddia ediyor. Şehit ailesi, benim kardeşimin bütün vücudu parçalandı. Şehit yakınına küfür etti, tepkiler çığ gibi büyüdü.
İYİ Partili Lütfü Türkkan, skandal üstüne skandalla gündemden düşmüyor. Terörist olan bir kadın bu. HDP, tamam mı? HDP'nin. Evet, bu şey savunuyor. Kahvaltıya gidiyordu. Evet. Sen nasıl bana küfür ediyorsun? Sen nasıl bana küfür ediyorsun? Bana ne dedik görüyor musun? Milliyetçi ve vatansever bir anlayışla kurulduklarını iddia eden İYİ Parti'de şehit yakınına bu yaklaşım her kesimden tepkiyle karşılandı. Ancak Millet İttifakı ortağı CHP meseleden rahatsızlık duymuyor. Öyle ki parti sözcüsü Faik Öztrak edilen küfürleri duymazdan gelerek bu işte provokasyon olduğunu savundu. Şimdi önce şunu söyleyeyim, bu işte çok ağır bir provokasyon olduğu açık. İzmir'de yaşayan bir vatandaş kalkıyor, Meral Hanım'ın gezisi için özel olarak oraya geliyor. Bu hayatın olağan akışına uyan bir durum değil. Yetmedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef gösterdi. Bu çirkin saldırıyı nasıl sahiplendiği de akıllarda. Anlaşılan Erdoğan milletin sorunlarına çözüm üretemedikçe bu tür yöntemlere daha sık başvuracak. Artık hepimizin bu tür provokasyonlara karşı çok daha dikkatli olması gerek. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un açıklamaları var sırada. Türkiye'nin her alanda çok güçlü bir ülke olduğunu vurguladı. Türkiye ekonomisi büyüyor, Türkiye'de ihracat artıyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Türkiye olarak da ilk andan itibaren Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde üretim gücümüzü azaltmadan, yani tezgahımızı dağıtmadan Türkiye'nin ekonomisinin daha ileriye gitmesi için gayret sarf etmeye çalıştık. Biliyorsunuz 3. çeyrekte %21.7 büyüdük. Şimdi ümit ediyoruz. Gelişmeler onu gösteriyor. 2021 yılında %9 ile 10 arasında bir büyümeyle Türkiye bu yılı tamamlayacaktır. 2022 asgari ücret rakamlarına değindi. Yılbaşı ile birlikte vatandaşlarımızın tamamını takdir edeceği, işçi kardeşlerimizin de memnun olacağı, tatmin olacağı iyi bir asgari ücret vererek bu anlamda alım gücü azalan en alt gelir gruplarının seviyesini yükseltmek için adımlarımızı inşallah atacağız. Salgın dönemi de gündemindeydi Kurtulmuş'un. Pandemi şartlarının ortaya koyduğu ağır tabloya rağmen Türkiye hiçbir meselesini ötelememiş, hiçbir meselesini rafa kaldırmamıştır. Bu dönem pandemi şartları ne zaman biter bilmiyoruz. Ama ne olursa olsun Türkiye doğru bir istikamette, yeniden güçlü büyük Türkiye istikametinde yoluna devam ediyor. Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 8 Kasım Azerbaycan Zafer Bayramı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Azerbaycan'da Karabağ'ın Ermeni postallarından temizlenmesinin birinci yıl dönümü kutlanıyor. Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıl Ermeni işgali altında kalan topraklarını kurtarmak için başlattığı tarihi harekat bir yıl önce 27 Eylül'de başladı. Ermenistan uluslararası anlaşmaları yok sayarak önemli demir yolu ve boru hatlarının geçtiği Tovuz'a saldırdı. Erivan yönetiminin bu hamlesi pahalıya patladı. Saldırı Türk ordusunu yarım kalan hesabı kapatmak adına teyakkuza geçirdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev komutasında ordu ata toprağını düşman işgalinden tamamen temizlemek için cephe hattı boyunca harekat başlattı. Savaşın hemen başında iki devlet tek millet anlayışıyla hareket eden Türkiye, Azerbaycan'ı bu mücadelesinde yalnız bırakmadı. Türk sihaları Karabağ semalarında 30 yıllık acıyı dindirmek için havalandı. Sihalar sahada dengeleri değiştirdi. 8 Kasım'da Şuşa'nın işgalden kurtarılması bir dönüm noktası oldu. Ermeni güçlerinin iradesi kırıldı. Akabinde işgalci Erivan yönetimiyle ateşkes anlaşması imzalandı. Azerbaycan'ın Karabağ hasreti destansı bir zaferle sona erdi. Savaşın ardından Cumhurbaşkanı Aliyev, Karabağ'la ilgili her konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan yalnız değildir sözünün üçüncü güçlerin savaşa müdahil olmasını önlediğini vurgulayarak Türkiye'nin desteklerini hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. 44 günde gelen zaferin birinci yıl dönümü ise tüm Türk yurdunda büyük bir coşkuyla kutlanmaya başlandı. Karabağ zaferinin birinci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı dedik. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir kutlama mesajı yayımladı.
maşallah maşallah. Azerbaycan yaklaşık 30 yıl Ermeni işgali altında kalan topraklarının büyük bölümünü kurtarmanın sevincini yaşıyor. Büyük zaferin üzerinden tam bir yıl geçti. Birçok yerde Azerbaycan'ın zafer kutlamaları yaşanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabı üzerinden yaptı paylaşımını. Azerbaycan'ın zafer bayramını, Karabağ topraklarının hürriyetine kavuştuğunu müjdeleyen bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Vatan için gözlerini kırpmadan mücadele eden, şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum ifadelerini kullandı. Erzurum'da yaşayan şehit yakınları ve gaziler şehit abisine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi ve Türkkan'ın milletvekilliğinden istifasını istediler. Şehit abisine küfreden Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Erzurum'daki şehit yakınları ve gaziler de Türkkan'a tepki göstermek için bir araya geldi. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimizde Karabel destek verenlerle işbirliği içerisinde olan şehidimizin emaneti olan yakınlarına arz almayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren hiçbir parti ve vekil istemiyoruz. Türkkan'ı kınayan gazi ve şehit yakınları bu olayla İYİ Parti'nin HDP ile kurduğu ittifakın asıl amacının bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı. Şehit aileleri ve gaziler olarak her kim terör sevici Elikalı bebek katillerini destekleyen siyasi partiyle temasa geçip iş kurarsa karşısında bizleri bulacaktır. Gazi ve şehit yakınları Türkkan'ın milletvekilliğinin de elinden alınmasını istedi. Lütfü Türkkan'ın derhal milletvekilliğinden istifa etmesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurun. Ev kiraları ateş pahası, kiralık daire bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Bulunca da akla gelen sorular var. Ulaşım, ısınma ve en önemlisi kira bedeli. Biz de Erzurum'da ev arayanlara kriterlerini sorduk. Ev kiralarken bir, yani ne kadar ücret ödeyeceğim, ulaşım nasıl olacak, şehre ne kadar uzaklığı var. Bir de ısı yalıtıma bakacağız. En büyük kriter ekonomik koşullar ve ulaşım. Isınma da bu ekonomik koşulların içerisinde. Isınma, ulaşım, kira bedeli. Kiralık ev ararken bir dizi kriter var ancak kiralık daire bulmak imkansız denecek kadar zor. Kira fiyatları cep yakıyor. Özellikle üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte fiyatlar iki katına çıktı. Bütçeye uygununu aramak bir yana, boş daire bulmak bile neredeyse imkansız hale geldi. Ben kaliferli 3. kat 750'ye vermişim. Yani normal. Bu öğrencinin özellikle Erzurum'a geri dönmesiyle beraber ev sahiplerinin yaptığı, artık buna nankörlük mü diyeyim yani, yoksa nasıl adlandıracağımı bilemedim şu anda. Bütün bunlar bir yana, evin kiralanabilmesi için bazı şartların da sağlanması gerekiyor. Ev arayanların çoğu önce kira bedeline bakıyor. Ulaşımda pek bir sıkıntı yok Erzurum'da, hani üniversiteye gitmek için, gelmek için falan, ama kirada bayağı bir sıkıntı oluştu. 1,5-2 sene kadar burada değildim. Dönüp baktığımda arkadaşlarımı bile fazla kira almak için evden çıkardıklarını gördüm. Yakıtlar falan çok fazla geliyor. Kiralar da aynı şekilde öyle. Yani Erzurum'da genel olarak pahalı. Ki öğrenciyseniz zaten daha pahalı. Erzurum soğuk bir memleket. Soğuk hava şartları da kriterleri doğrudan etkiliyor. Hal böyle olunca ısınma faktörü de o kriterlerden biri oluyor. Kirayı saymazsak en büyük gider ısıtma giderleri oluyor. Evi tutarken ilk ısınmasını sorduk tabii ki Erzurum'da olduğumuz için. Onun dışında merkezi sistem olması hani benim için önemli olan noktalardan birisi. En önemlilerinden biri tabii ki ısınma. Erzurum'un koşulları göz önüne alındığında neredeyse 8 ay aşırı bir soğukla karşılaşıyor insanlar. Isınma Erzurum'da çok önemli zaten abi. Zaten genelde hep doğalgaz sistemi falan yapıyorlar. Erzurum gibi bir yerde ısınma çok etkili oluyor. Çünkü ısınma bedelleri neredeyse kiralara yakın oluyor. Bu yüzden doğalgazla bireyseli tercih ederek ev aradık. Ev kirasından ziyade doğalgaz bizim için çok önemli çünkü Erzurum soğuk bir şehir. Biz yani Batı gibi doğalgaza biz kalkıp 200-250 lira ödemiyoruz. Şu anda 700-800-900 bin lira doğalgaz gelecek.
Bunları söylememek için biz ısı yalıtım, çift ısı yalıtım, tek ısı yalıtım, ona göre bakmamız lazım. Yalıtımlı ev olursa kışın sıcak olması için bunlara dikkat ediyoruz. Ve ulaşım, özellikle öğrenciler okullarına yakın olan semtleri tercih ediyor. Ulaşım çok büyük bir problem. Erzurum'da her ne kadar her yere belediye otobüsleri gitse bile soğuk şehir. Her dakika istediğin zaman istediğin arabayı bulamıyorsun. İlk tercihim benim önce işlek bir yerde tutmak istedik biz evi. Hem okula yakın olsun istedik. Bir de mühiti çok önemli. Evi kiralarsın çok şehir uzak olur. Oradan gidersiniz mesela vesaitinden ulaşımı zor olur. Ulaşım komşu ondan sonra ulaşım. Ulaşım da önemli. Şehir merkezine yakın olması lazım. Ki öğrenciyseniz zaten üniversiteye yakın tutmak zorundasınız. Konumu önemli bizim için. Bir de yani evin ulaşımı da önemli, caddeye yakın olması. Erzurum'da üniversiteye yakınlığı önemli evin. Isınma konusu ikinci planda kalıyor. Kış ayları yaklaştı, evlerde sobalar yanmaya başladı. Bu süreçte bakımı yapılmamış, temizlenmemiş bacalar tehlike saçıyor. Bu durum hem yangınlara hem karbonmonoksit zehirlenmelerine neden oluyor. Kış yaklaştı, sobalar yandı. Hem zehirlenmeler hem de yangınlar artmaya başladı. Kış geldi, çattı. Doğalgaz olmayan evlerde sobalar yanmaya başladı. Ancak öncesinde vatandaşların alması gereken büyük bir önlem var. Baca temizliği. Sobalar yakılmadan önce bacaların temizlenmesi şart. Öncelikle halkımızdan baca montajını yetkili firmalara, yetkili servislere yaptırmalarını, periyodik bakımlarını yaptırmalarını, katı yakıtlı sobaların aylık bakımlarını, aylık baca temizliklerini mutlaka yapmaları gerektiğini buradan belirtiyoruz. Erzincan'da da artan zehirlenme vakaları itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler hem baca temizliği yapıyor hem de halkı bilinçlendiriyor. Sadece soba bacaları değil, doğalgaz menfezlerinin de kullanım öncesi kontrol edilmesi gerekiyor. Doğalgaz ile ilgili kesinlikle doğalgaz menfezlerinin açık olması gerektiği, havalandırmanın çok iyi yapılması, periyodik kontrollerinin, kombilerin, periyodik muayenelerin yetkili servislere her yıl yaptırılması gerektiğini de buradan belirtmek istiyoruz. Erzincan'da bir tırın balataları ısındı ve bir anda alev alev yandı. Yanma sonucunda yan yatan tıra yoldan geçenler müdahale etti. Olayda can kaybı olmadı ama tır kullanılamaz hale geldi. Samanyük'le tırda yangın çıktı. Büyük hasar oluştu. Burası Erzincan-Erzurum karayolu sakal tutan geçidi. Berat G'nin kullandığı tır balataların ısınması nedeniyle bir anda alev aldı. Dorsesi yan yatan tırdaki yangına önce sürücü ve yoldan geçen diğer araç sürücüleri müdahale etti. Tırın ön kısmının dorseden uzaklaştırılması sonrasında alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istendi. Erzincan Belediyesi'ne ait itfaiye görevlileri yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü. Olayda tırın kısmen yanan dorsesi ve çevreye yayılan samanlar zarar gördü. Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri Ardahan, Kars, Erzurum karayolundaki kavşaklarda çevre temizliği yaptı. 15 dakikada 8 çöp poşeti çöplerle doldu. Bu şehir bizim tabii ki. Yani buraya bize dedelerimizden miras kalmadı. Burası bizim çocuklarımızın emaneti. Bir grup gönüllü 3 ile ulaşımı sağlayan kavşaklarda çöp topladı. Yaklaşık 2 saatte poşetler çöple doldu. Kars Dağcılık ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri Ardahan, Kars, Erzurum karayolundaki kavşaklarda temizlik yaptı. Çalışmaya ortaokul ve lise öğrencileri de katıldı. Yani çöplerini yere atmasınlar. Bir sürü yani çöp kutusu falan koyuyorlar. Onların içine atsınlar. İnsanların attıkları, özellikle de maskeleri toplamaya geldik. Burada insanlar hayvanlara, doğaya, özellikle de kendilerine çok büyük zarar veriyorlar. 15 dakika içerisinde bir sürü çöp topladık ve bu çöpler de doğaya o kadar zararı var ki bununla birlikte insanlara katkımız olur diye düşündük. Maske, temizlik malzemeleri ve plastik şişeler.
Yaklaşık 2 saatte poşetler çöple doldu. Kars ve Erzurum kavşaklarında temizlik yapan gönüllüler sürücüleri de çöp atmaması konusunda uyardı. Yani gerçekten insanlarımızın duyarlı olması lazım. Özellikle kavşaklarda, halkımız özellikle ışıklarda durduğunda araçlarında bulunan çöpleri, tıpı atıkları, malzemeleri, pet şişeleri, maskelerini dahi kavşaklara atıyorlar. 15 dakika içerisinde yaklaşık 8-10 çöp poşeti doldurduk. Süt banyosu yapan da oldu, dönerle dans eden de. İşte bu gıda skandallarına bir yenisi Adıyaman'da eklendi. Biri tezgah başında tütün sardı, bir diğeri tişörtünü çıkardı. Maske, eldiven ve bone olmadan çalışanları ise bir başkası kaydetti. Burası Adıyaman'da bir baklavacı. İşçilerden biri tezgah başında tütün sardı, diğeri tişörtünü çıkardı. Yarı çıplak işçi yufkaları tepsiye sermeden önce elini ağzına götürdü. O baklavaları yiyecek kişileri unutup bir de sosyal medyada paylaştılar. Sosyal medyada yayılan skandal görüntüler büyük tepki çekti. Baklava üretimi yapan o iş yeriyle ilgili inceleme başlatıldı. Malatya ve Adıyamanlılar arasında yıllardır sınırdaki su kimin gerginliği var? Her iki tarafta su bizim diyor. Yine bir gerginlik yaşandı ve sınırın belirlenmesini istiyorlar. Bir taraf su bizim diyor, diğer tarafta su bizim diyor. Ancak sınır belli olmadığı için hangi tarafa bağlanacağı belirlenemiyor. Malatya ve Adıyamanlılar gerginliğe neden olan sınırın artık belirlenmesini istiyor. Sen ne saçmalıyorsun? Vermezsek, vermezsek ya, olur mu ya? Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi ile Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Pınarbaşı kasabası halkı yıllardır çözülemeyen sınır davaları nedeniyle su yüzünden yine karşı karşıya geldi. Bulan Belediyesi yıllardır Kurucaova Mahallesi tarafından kullanılan suyu almaya çalışınca gergin anlar yaşandı. Malatyalılar kavganın ardından eylem yaparak sınırın net olarak belirlenmesi için yetkililerden yardım istedi. Yıllardır süren sınır kavgası nedeniyle her iki kente bağlı mahalleli dağda nöbet tuttu. Kardeş yani burada geri çekilen bir ki bizden değildir abi. Olmaz. Olmaz, yürümezdik. Bu kadar emeklerimizi ziyan mı edek ya? Jandarma ise bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. FETÖ üyeliğiyle suçlanan eski istihbaratçı Enver Altaylı davasında karar açıklandı. Altaylı 2 ayrı suçtan 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. FETÖ'cü Enver Altaylı davasında karar çıktı. Eski istihbaratçı 23 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Eski istihbaratçı Enver Altaylı FETÖ soruşturması kapsamında yargılanıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Enver Altaylı, Mehmet Barıner, Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz ve bir tur şirketinin sorumlusu olan Seda Şamatoğlu hakkında iddianame düzenlemişti. İddianameye göre Altaylı ve damadı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Halkbank davasını manipüle etmesi için bir dönem İran masasında görev yapan eski istihbaratçı Barıner'i yurt dışına çıkarmaya çalıştı. Bunun için tur şirketi sorumlusu sanık Şamatoğlu'yla irtibata geçildi. Savcı, Altaylı'nın silahlı terör örgütü yöneticiliği ve siyasi ve askeri casusluk suçlarından 30 yıldan 42 yıl 6 aya, Barıner'in ise silahlı terör örgütü üyeliğiyle siyasi ve askeri casusluk suçlarından 22 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını istedi. 48 celse süren dava sonuca bağlandı. Mahkeme, Enver Altaylı'ya siyasi ve askeri casusluk suçlamasıyla 13 yıl 4 ay, silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 10 yıl olmak üzere toplamda 23 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Barıner'e ise casusluktan 12 yıl 6 ay, silahlı örgüte üye olmaktansa 8 yıl 9 ay olmak üzere toplamda 21 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz'ın yargılanması devam ederken tutuksuz sanık Seda Şamatoğlu'nun beraati istendi. Türkiye'nin terörle mücadelesi tüm kararlılığıyla devam ediyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde başarılı operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda örgütün şehir yapılanmasında bulunan 18 şüpheli yakalandı. 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri yurt içinde ve sınır ötesinde terör unsurlarına göz açtırmıyor. Başarılı operasyonlar ard arda geliyor.
Elikanlı bebek katili teröristler kıskıvrak yakalanıyor. Diyarbakır merkezli 4 ilde terör örgütü PKK-KCK'nın şehir yapılanmasına operasyon düzenlendi. Emniyet ekipleri aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 18 şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Başarılı sonuçlanan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ardından şüpheli adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel kitapla dergi, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Başarılı bir operasyonda Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine gerçekleştirildi. Bölgede bulunduğu tespit edilen iki PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. İstanbul Esenler'de bir genç evde ölü bulunmuştu. Yapılan sorgu ve toplanan deliller gencin cinayete kurban gittiğini ortaya koydu. 5 kişi adliyeye sevk edildi. 26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu. 2 kişi adliyeye sevk edildi. Yapılan sorgu ve toplanan deliller sonucu gencin cinayete kurban gittiği belirlendi. Burası İstanbul Esenler. İddiaya göre ölü bulunan genç evinde parti düzenledi. 6 kişi geç saatlere kadar eğlendi. Sabah saatlerinde evden gelen silah sesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri ev sahibi gencin cansız bedeniyle karşılaştı. Polis o sırada evde bulunan iki kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan arama sonucu uyuşturucu madde ve hassas terazi bulundu. İncelenen güvenlik kamera kayıtlarında olay saatinde iki erkek ve bir kadının evden çıktığı belirlendi. Kimlikleri belirlenen üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların sorgularındaki çelişkili ifadeler ve elde edilen deliller doğrultusunda olayın intihar değil cinayet olduğu belirlendi. 5 zanlı adliyeye sevk edildi. İstanbul'da sosyal medya üzerinden taciz içerikli mesajlar alan bir kadın ve eşi kendisini taciz eden şahsa filmleri aratmayan bir tuzak kurdu. Restorana çağırdıkları tacizciye meydan dayağı attılar. Gel abi. İstanbul Sultan Gazi'de yaşayan ve evli olan Yağmur Akartes telefonundan sürekli taciz mesajları alıyordu. Bu durumdan rahatsız oldu ve eşine haber verdi. Instagram'dan bana yazdı sen kimsin diye. Bana takip isteği atmıştı önceden. Ben de ondan sonra benim sen kimsin yazdım. Ondan sonra bana işte eşinden daha yakışıklıyım. Bilmem daha iğrenç kelimeler ben söylemek istemiyorum bunları. Kullanınca ben eşime haber verdim. Kafa kafaya veren Akartes çifti filmleri aratmayan bir tuzak kurdu. Telefon sapığını bir restorana davet ettiler ve buluşma saatinde yakınlarıyla birlikte müşteri kılığında restorana gittiler. Numaranı ver dedim, hani oradan konuşalım. Hani numarasını aldım, buluşmak istedi. Ben işte önce Bahçeli Evler'e davet ettim, geleceğini hiç düşünmüyordum. Oraya geldi, burada yakınım oturduğu için buraya gelmiştim. Ondan sonra buraya davet ettim, ben oturuyordum burada. Neyse onu da davet ettim, geldi, oturuyorduk. Bana çok çirkin bir şekilde davrandı. Yağmur Akartes'in restoranda yalnız olmadığını fark eden tacizci kaçmaya çalıştı. Ancak Akartes'in yakınları buna izin vermedi. Tacizciyi yakaladılar ve meydan dayağı attılar. Yakınlarım dayanamadı efendime söyleyeyim. Onu hani aldılar niye böyle yapıyorsun diye konuşmak için ama kendini yerlere attı. Hani... Beni dövüyorlar diye bağırmaya başladı. İnsanlar gelip niye böyle oluyor diye sorduklarında ben de söylediğimde insanlar linç etti şahsı. Yoldan geçen vatandaşlar dayak yiyen kişinin tacizci olduğunu öğrenince ortalık daha da karıştı. Kaçmaya çalışan şahsa izin vermediler. Bir yandan etrafını sardılar, diğer yandan da polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Bana yazdı. Tamam. Bana yazdı. Burnu kırılan tacizci polis nezaretinde ambulansa alındı ve hastaneye kaldırıldı. Ardından karakola giden Yağmur Akartes ve eşi tacizciden şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Şimdi ekranlarınıza akıl almaz bir hırsızlık olayı getireceğiz. Bursa'da yaşayan bir anne küçük çocuğuna hırsızlık yaptırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Nasıl mısın? Evet.
İki çocuğuyla çanta mağazasına geldi. Kendisi mağazadaki ürünlere bakıyormuş gibi yaptı. Beğendiği çantayı küçük çocuğuna gösterdi. Alıp bebek arabasına koymasını istedi. Akıl almaz hırsızlık olayı Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde yaşandı. Çantanın eksikliğini fark eden mağaza sahibi kamera kayıtlarını inceledi. Olanları görünce hayrete düştü. Eşimle birlikte biz müşterilerle ilgilenirken çanta içeriye girip çanta sordu. Sonrasında çıkışta çantayı farklı bir yere koyunca biz anladık ki hırsızlık olayı olduğunu. Hemen kameralardan bakınca bu hırsızlığı çocuğuna yaptırması çok çirkin geldi bize. Hırsızlığın anlaşılmaması için başka bir çantanın fiyatını soran kadın daha sonra çocuklarıyla birlikte mağazadan uzaklaştı. Öte yandan sorumsuz annenin çocuğunun yüzüne taktığı maske dikkat çekti. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.